Tamamıyla spekülatif bir hareket. Bir kere onu söyleyelim. Yani kur üzerinde bir baskı var ve bu yurt dışı kaynaklı, sebebi de siyasi. Yani Amerika ile olan iletişimdeki şu an yaşanan sorunlar direkt kura yansıyor ama iktisadi parametrelerle, ekonomik parametrelerle yansımıyor. Spekülatif bir atak olarak yaşanıyor şu an kur üzerindeki baskı. Bu işin normalleşmesinin önemli bir yolu, hatta belki de tek yolu, Amerika ile olan iletişimin normalleşmesi. Bu normalleştiği an fiyat nasıl hızlı çıkıyorsa aynı hızla da geri inme potansiyeli taşıyor. Bir kere bunun altını çizelim. Yani kurdaki bu yukarı hareket kalıcı olmayacaktır. Biz iletişim problemini çözdüğümüz andan itibaren. Ama o iletişim problemi çözene kadar bu baskı devam edebilir. Hatta daha yukarı seviyeleri de görme maalesef ihtimalimiz var. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Ama biz şuna bakarız. Görülen seviyeden ziyade orada kalış süresi önemlidir hasar tespiti için. Biz kısa sürede bu işi çözer, belli bir bant içine dönerse ki bizim beklediğimiz bant en azından 4,5-5,5 bantı, hem ihracatımız anlamına bir fayda sağlar, kur normalleşmiş olur belli bir denge içerisinde, hem de sürdürülebilir hale gelir. Ha burada tabii Merkez Bankası'nda aktivitesi önemli. Hep deniyor işte Merkez Bankası faiz arttırmalı veya müdahale etmeli. Şu an Merkez Bankası'nın herhangi bir müdahalesini gerektiren bir durum yok demiyorum ama müdahalesi yeterli olmayabilir çünkü işin problemini çözecek Merkez Bankası'nın politikası değil. İş siyasi boyutta çözülecek. O boyut çözülmeden Merkez Bankası'nın yapacağı her atak belirli bir süre etkili olur. Ondan sonra piyasa gene gözünü siyasi tarafa çeker.